Sual. Daima ittihad-ı İslam'dan bahsedersin. Bize tarif et. Sual. Daima ittihad-ı İslam'dan bahsedersin. Bize tarif et. Eğer İslamiyet milliyetini ve ittihad-ı İslam'ın taşını ve nakşını ister isen, işte bak. Haya ve hamiyetten neş'et eden civan merdane humret. Hürmet ve rahmetten tevellüd eden masumane tebessüm. Fesahat ve melahattan hasıl olan ruhani halavet. Aşk-ı şebabiden, şevki bahariden neşet eden semavi neşe. Hüznü gurubiden, ferah-ı seheriden vücuda gelen melekuti lezzet. Hüsnü mücerretten, cemali mücelladan tecelli eden mukaddes zinet. Haşiye, şu müselsel üsluptaki fıkralar her biri İslamiyet'in bir şuağına, bir hüsnüne, bir seciyesine, bir rabıtasına, bir temeline işarettir. Hüsnü mücerretten, cemali mücelladan tecelli eden mukaddes zinet, birbiriyle imtizaç edip, ondan çıkan levli nurani, ancak o şark ve garbın kab-ı kavseyni olan Kabe-i Saadetinin tak-ı muallasının kavs-ı kuzahının elvan-ı sebasının lacivert levlinin timsalini belki şu levlin manzarasını bir derece ira edilebilir. Lakin ittihat cehil ile olmaz. İttihat imtizac-ı efkardır. İmtizac-ı efkar marifetin şuağı elektriğiyle olur. Metin bayağı ağır bir metin. 1911 yılında değil mi? Kaleme alınmış. Ama bugün için de, yarın için de geçerli olan çok kıymetli meseleleri Hacet Üstad bir manada simgesel ve sembolik şekilde altı esas üzerine İttihat-ı İslam'ın taşı, İttihat-ı İslam'ın inşasının temel taşlarını altı esas üzerine inşa etmiş oluyor. Şimdi tabii buraya girmeden önce zannediyorum yani bir Müslümanın tefekkür dünyasında disiplin olarak afaki ve harici meseleleri tezekkür ederken önce o meselenin esaslarını kendi nefsinde aramak, nefsini sorgulamak, bu manaya muvafık ve mutabık bir hayatım, bir istikametim, iş dünyamda bir kemalatım, manevi hayatımda bir tezyinatım, mazhariyet noktasında o hakkata hisse manasında hissedarlığım nedir diye bunu hakikaten her Müslümanın, özellikle mütefekkir Müslümanın tezekkür ve tefekkür etmesi gerektir. Şimdi bu bahis okurken zihnime geldi. Soruyorlar. Şimdi soru ne? Daima ittihadı İslam'dan bahsedersin. Şimdi ittihatı İslam. Tamam. Bakın. Üstad diyor ki ittihatı İslam farzdır. İttihatı İslam farzdır. Tamam. Şimdi Müslüman ittihatı İslam değil mi? Bütün Müslümanlara şamil bir mükellefiyettir. İttihat-ı İslam bütün Müslümanları içine alır. Belli bir zümreye, belli bir şeye, fırkaya, belli bir fırkaya mahsus değildir.
İttihat-ı İslam'ın içinde usta diyor ki, şehitler girer, gaziler girer en başta, ulema, alimler girer, meşeyihler girer, kamil insanlar girer ve bir de bütün ümmet-i Muhammed bu mağanın içerisindedir. Peki bu İttihat-ı İslam manasını enfusu alemimizde, iç dünyamızda nasıl algılamamız lazım? Bakın. Şimdi İslamiyet, bakın, çok önemli bir ölçü. İslamiyet, kaynağında vicdani, hedefinde içtimaidir. Kaynağında vicdani, hedefinde içtimaidir. Fethi mübin insanın içindedir, şuradadır. Dolayısıyla İttihat-ı İslam'a medar güzellikleri, kemalatı, aynadarlığı, kendi mahiyet aynamızda önce tezekkür ve tefekkür etmek durumundayız. Ha. Ne demektir yani bir Müslümanın dünyasındaki İttihat-ı İslam manasını nasıl alemimize yaklaştırabiliriz? Tabiri caizse bu manayı iç dünyamıza nasıl format edebiliriz? Zannediyorum yani şöyle bakabiliriz. Şimdi fizikte kuvvetlerin bileşkeni vardır. F1 artı F2 artı F3, F4. Maneviyatın bileşkeni, insanın dünyasında maneviyatın bileşkeni de F1 artı F2 artı F3 artı F4 gibidir. Yani kalp artı akıl artı ruh artı nefis artı sır artı ahva ve artı diğer latifeler. Demek bakın, şimdi bu bütün latifeler, değil mi? Latifeler, Hakkat-ı Kur'aniye'de, İslam'ın getirdiği esaslarda imtizac ve ittifak ederse ne olur? İttihat-ı İslam'ın, Müslüman'ın kendi dünyasındaki açılımdır. Yani bir Müslüman da, bakın, kalp, akıl, ruh, sır, hafi ve ahva tam kemal derecede içtima ederse, o Müslüman ne olur? İnsan-ı kamil olur. İnsan-ı kamil. Şimdi bu itaatın tecelliyatını bir böyle bakmak lazım. Eğer sen azalarını istikamet içerisinde, her bir azayı fıtratın seyri içerisinde açar, inkişaf ettirirsen, sen İttihat-ı İslam manasında kainatın mahtup mücevheratı olursun. Yani insanı kendi manasına masadak olabilirsin. Bir böyle bakmak gerekiyor. Bir de İttihat-ı İslam manasını Kur'an'ın getirdiği esaslar itibarıyla bakınca, Kur'an dört esas üzerine gidiyor. Biri tevhid. Biri tevhid. İkincisi nübüvvet. Üçüncüsü haşir. Dördüncüsü adalet ve ibadet. İttihat-ı İslam manası senin dünyanda. Önce tek bir Allah'ın vahdaniyetini izan yakın derecesinde tasdik. Tevhid-i hakikeye tam masariyet. Artı Risalet-i Muhammediye ile gelen hakikatlara mâkes aynı olmak. Etti ki. Üçüncüsü, bakın, haşir, hayat-ı bakiye var. Kendini hayat-ı bakiye göre ne yapmak? Hazırlamak. Dördüncüsü de adalet. İhkak-ı hak. Kulluğun hakkını vermek. Ve ubudiyet-i külliye. Şimdi bu dört mana, bakın, bir Müslüman da kemal derecede tecelli etmiş olsa, o da kendi dünyasında ne olmuş oluyor? İttihat-ı İslam'ı nefsinde mükemmel bir şekilde yaşamış oluyor. Veya mesela iman bir artı amel-i salih. İman olsa, amel-i salih olmasa
olmadı, nakısı noksan. İman oldu, amel-i salih oldu, güzel ahlak olmazsa yine olmadı. İslam nedir? Güzel ahlaktır. Cenab-ı Hak peygamberimiz niçin gönderdi? Güzel ahlakı tamamlamak için. Bakın, senin dünyanda Hakkat-ı Kur'aniye'nin yani tezahürünün tecellisinin dört cephesi itibariyle kendine bak. Bir, iman. İman şuuru. Yakin. Artı amel-i salih. Artı ahlak-ı Muhammediye. Peygamberimizin ahlakı. Etti üç. Artı muamelat. Muamelat ciddiyeti. Akit ciddiyeti. Bu dört mahiyette bir Müslümanın dünyasında tam imtizaç ederse o iddiat-ı İslam'dan maktup manayı kendi iş dünyasında yaşamış, elhamdülillah yaşatmış gibi olur. Dolayısıyla dışarıya açılmadan önce iş dünyamızda bu mazhariyetleri nasıl yaşıyoruz? Bak şimdi İslam alemi perişan. Bir de enfüsü manaya bak. Yani azalarımız, duygularımız, hislerimiz, latifelerimiz Kur'an'ın çizgisine göre nerelerde? Bak, göz kaymış. Bak, göz çizgiden çıkmış. Göz kaymış mı? Kaymış. Dimağ da kaymış. Felsefeden leke almış. Göz harama meyletmiş. Ağızda gıybet, yalan, iftira. Kulak, el, ayak. Şimdi bakın, göz bir tarafta, idrak öbür tarafta, kalp öbür tarafta, el bir tarafta, ayak bir tarafta. Bu Müslüman'da Hakkat-ı Kur'an'ın kemal derece açılması mümkün mü? Değil yani. Hiç kendimizi kandırmıyoruz. Olmadı yani. İşte kemalat-ı külliye-i kamile. Ağzaların, duyguların, hissiyatların Hakkat-ı Kur'aniye'de neyidir? İttifak ve imtizacıdır. Bu manayı hayatımızda yaşattığımız zaman o Müslüman iddiat-ı İslam manasındaki mükellefiyeti elhamdülillah kendi dünyasında yaşatmış. Hakiki ve hakkattar bir mümindir. Allah bu manadaki Müslümanların sayısını çoğalsın. Şimdi gelelim. Oku. Daima iddiat-ı İslam'dan bahsedersin. Şimdi bir de şuradan başlayıp sonra oraya geçelim. Oku. Bize tarif et. Lakin ittihat cehil ile olmaz. Bak burada bir ölçü koyuyor. İttihat cehalet de olmaz. Cehalet. Bir rivayet var. Cennette komşum cahil olsa ben narı ateşi tercih ederim. Demek cehalet nardan daha yakıcı. Cehalet nardan ateşten daha yakıcı. Cehalet de olmaz. Oku. İttihat. İttihat cehil ile olmaz. İttihat imtizacı efkardır. Fikirleri ne yapmasıdır? İntizac etmesidir. Fikirlerin imtizac etmesidir. Evet. İmtizacı efkar marifetin şuayı elektriğiyle olur. Evet. Peki fikirlerin imtizacının da kaynağı nedir? Marifet-i ilahiyede derinleşmektir. Yani Allah'ı hakkıyla bilmek. Daire-i vücudun sır ve esrarlarında vukufiyet ve rusuliyete çıkmak. Hakkat-ı Kur'aniye'yi
muhakkik derecesinde tahkik edecek seviyede bir seviye-i irfana yükselmek. Bakın şimdi bazı şeyler var ki sadece hisle ve arzuyla olmuyor. Birçok şey öyle. Belki hemen hemen her şey öyle. Yani sadece arzuyla hisle oluyor mu? Olmuyor. Her şeyin bir mukaddematı vardır. Her şeyin bir ön hazırlığı vardır. O ön hazırlıklar dünya sünnetullah kanunlarına göre mesela güzel burada bir köşk yapacaksın. Ön hazırlık. Tamam. Zihinde kolay. Tahayyülde kolay. Tasavvurda kolay. Taakkulda, akıl derecesinde kolay. Planı çizersin. Bilgisayara girdin, ne program vardı o şey. AutoCAD programı hemen 10 dakikada vurur çıkartırsın. Ama icra ve fiil, ham madde lazım. Taş, kum, çakıl, çimento, demir, kazma, kürek, iş makinesi, plan, proje, emek, finansman, tasarım mühendisliği ve bir de zaman. Bu işin arkasında ne var? Bu projenin arkasında hem mimar var hem mühendis var. Mimar çizdi, mühendis giydirdi. Bakın zihinde bir meselenin tahakkuk ve tecellisi hemen oluyor. Tahayyül, tasavvur hemen bu işi bitirdi. Ama uygulama itibarıyla her şeyin varlığı bir altyapıya muhtaçtır. Siz o altyapıları tesis etmezseniz o köşe hayallerde kalır, uygulamaya maalesef geçmez, geçemez. Bakın şimdi İttihat-ı İslam. Yani, şimdi birisi bana sorsa, ya hocam bu İttihat-ı İslam, şimdi şu anda İslam dünyası İttihat-ı İslam'a hazır mı? Maalesef hazır değil. Belki zihinlerde var, belki fikirlerde var. Ama bu şey gibi, sarayı inşa etmek gibi, her şeyin çok altyapısı var. İnsanın aklına geliyor, nedir o altyapı? Biraz bundan konuşalım, bunların üzerinde duralım. Müsaade var mı? Şimdi bakın, her şey bir altyapıya muhtaç. İşte İttihat-ı İslam. Tasavvurda güzel, fikirde de güzel. Yaz, çiz, plan da ortaya koy. Uygulama. Şu İslam aleminin başındaki dinden, imandan, İslamiyet'ten uzak, şu firavun meşrep, adi ve alçak insanların bu ümmetin başından, bu devletlerin başından ne olması lazım? Çok affedersiniz, defolup gitmesi lazım. İşte Mısır. İşte Suriye, işte Irak, saygısın. Bak, bu firavunların bu ümmetin başından ne olması lazım? Gitmesi lazım. Bu bir şart. İkincisi, bak, İttihat-ı İslam'ın altyapısı, bakın, hukuk. Maalesef İslam dünyasının birçok yerinde hukuk tam oturmamış. Keyfilik var. Keyfilik. Hukukun da ne olması lazım? Oturması lazım. Etik. Hukuk. Üçüncüsü, insanın ve mülkiyetin güvenirliği, emniyet. Emniyet. Rahat ben gece saat 1'de, 12'de rahat dışarıda olabilirim. Olmam lazım. Bakıyorsun. Şimdi şu emniyet meselesi bütün dünyanın en ciddi meselelerinden birisi. Bütün dünyada bu emniyet
arkasında emniyet gidince ne var? Anarşi var, terör var bakın. New York'un içerisinde 75 tane farklı şey var. Çete. New York'un bazı mahallelerine ikinden sonra kimse giremiyor. Erkek sen gir. İki doğru, beş doğru adamı öldürüyorlar yani. Çıkamazsın yani. Bak, böyle. Ha. Şimdi İslam aleminde de emniyetin, hem can emniyetinin hem de mal emniyetinin olması lazım. Tesis edilmesi lazım. Bunun da altyapı olarak ne olması lazım? Hazırlanması lazım. Başka? Bak. İslamiyet ta Endonezya'ya, Malezya'ya, ta Çin'e kadar kimin vesilesiyle gitmiş? Osmanlı'nın tüccarları. Dindar tüccarlar. İslamiyet'in 150'nin ayetinde yaşamışlar. Bak, gittikleri yerde İslami edep ve İslami doğruluğu temsil ettikleri için o insanlar, bakın, o tüccarların vesilesiyle Müslüman olmuş. Sermayenin dolaşımı, ticari faaliyetlerin canlılığı, sirkülasyon, rahat girme ve çıkma, manilerin def edilmesi, ilahir saygısı. Bak bunlar sünnetullah kanunlarına göre ne olması lazım? Yani olması lazım. Yani İslam dünyası bu noktaya gelme durumunda inşallah terakki ve tasafiyede, rahmet-i ilahiyede inşallah müzahede ederse arzu ettiğimiz mana inşallah rahmet-i ilahiyeden arzu ediyoruz ki Cenab-ı Hak bu manayı en kısa zamanda alem-i İslam'ın inşirahına vesile kılsın. Bu alem-i İslam şu perişaniyetten kurtulsun. Bakın şimdi burada Hazreti Mustafa Hazretleri 6 tane İddiat-ı İslam'ın 6 temel taşını çok simgesel, çok sembolik olarak ifade ediyor. Metin çok zor. Yani üzerinde durmak lazım ama tabii vakit de dar olduğu için şimdi İslam'ın, İddiat-ı İslam'ın temel taşı. Şimdi Üstad bir cümle kullanıyor, diyor, şu İnkılab-ı Azim'in temel taşlarının olması lazım, sağlam olması lazım. İddiat-ı İslam'ın tahakkuk ve teşekkülünde 6 tane temel taş. Bakın şimdi şunları okuyorum. Eğer İslamiyet milliyetini ve İddiat-ı İslam'ın taşını ve nakşını isterisen bak. Taşı ne? Nakşı ne? Yani şu İddiat-ı İslam'ı nasıl dokuyacağız? Nasıl dokuyacağız? Nasıl dokumamız lazım? Bizlere tereddüt eden sorumluluk ne? Görevimiz ne? Bakın, evet, oku. Haya ve hamiyetten neş'et eden civan merdane humret. O birincisi bu. Bak, birinci şifre. Civan merdane humret. Humretin karşılığı humret. Kırmızılık. Lügat manası kırmızılık. Hamur. Humret, kırmızılık. Civan merdane humret. Humret. Yani yüzün kızarması. Bakın Anadolu'da bir tabir var değil mi? Bir insan bir hata ve bir kusur işlerse ne derler? Lan oğlum, yüzün kızarmadı mı? Ayıp sana. Yazıklar olsun sana. Şimdi bir de o insan asil bir insan ise, saraya mensup ise, asaleti yüksek ise, cemiyet içerisinde mümeyyiz vasıflara sahip ise ben yüzüm kızarmadı mı ya? Hiç utanmadım mı ya? Sana yazıklar olsun. Şimdi bu civan merdane hürmet. Yani bir insanda yiğitlik var. Civan mertlik var. Doğruluk var. Doğru ve civan mert bir insanın yüzü kızardığı zaman değil mi? İnsan rahatsız olur mu? Olur. Şimdi bu cümleyi okuyalım.
haya ve hamiyetten neşeleden. Yani bu civan merdane humretin nereden neşet ediyor, doğuyor? Hayadan, hamiyetten. Şimdi bakın İslam aleminin durumuna. Böyle bakın ya. Şu Mısır'a bakın, şu Suriye'ye bakın, şu Irak'a bakın. Cenab-ı Hak buyuruyor ki bak, size din olarak İslam'ı seçtim. En son kitap. En büyük peygamber. En mükemmel bir şeriat. Bakın halimize ya. Haya. Utan, utan. Ey alem İslam, utan. Mehmet Akif'in Safahat kitabında bir şiirin başına koymuş. Hindistan tarafındaki bir İslam aliminin bir cümlesini almış. Zihnimde kaldığı kadar ifade edeyim. O cümle şöyle. Diyor ki, odama girdim. Kapımı kapattım. O gece sabaha kadar alemi İslam'ın yıkılışına ağladım, ağladım. Odama girdim, kapımı kapattım, o gece sabaha kadar alem İslam'ın yıkılışına, perişaniyetine ağladım, ağladım. Yani biz öyle bir din, öyle bir ahkam, öyle bir ahlak, öyle bir şeriat, Allah Allah, öyle bir peygamber. Bakın şimdi alem İslam'ın haline. Yüzümüzün kızarması lazım. Yazıklar olsun bize. Üstad ne diyor? Ey alem İslam, 500 senedir yattığınız yeter. Yeter. Kur'an'ın sabahı da uyanın. Uyanın, uyanın, uyanın. Bakın. Şimdi bu musibetler alem-i İslam'a niye geliyor? Çok hikmeti var. Bir de sırrı kadere bakan cihet ve cephesi var. Bakın, şimdi mutfakta bıçağı düşün. Bıçak mutfakta kullanılmamış. Kullanılmayan bıçak ne olur? Paslanır. Ya da yerinde kullanılmamış. Şuraya vurmuş, buraya vurmuş. Bıçak kesme kabiliyetini kaybetmiş, köreltmiş, körelmiş. Peki bu bıçağı eski orijinal haline getirmek için ne lazım? Bizim çocukluğumuzda çarkçı adamlar vardı böyle, yaşlı ihtiyar. Sırtlarında çark. Biz giderken, biz gelirdik falan, mahalleye gelirlerdi. Oradan evlerden bıçağı getirirlerdi. Bıçağı böyle çarka tuttuğu zaman tabii böyle kıvılcım akıyor, böyle sesle çıkıyor. Biz de o ritmi hoşumuza gidiyordu. Böyle etrafında küçükken toplanıyorduk. Adam bakın, bıçağı çarka tutuyor mu? Tutuyor. Niye tutuyor? Bir evlensin. Eski haline gelsin. Şu kirinden, şu pasından kurtulsun, keskinleşsin. İşte sırrı kadere bakan cephe. Kader-i İlahi İslam dünyasını neye tutuyor? Çarka. Kıvılcımı var. Canlar da yanıyor. Ama rahmeti ilahiyeden ümit ediyoruz ki o İslam'ın ya, o şecaat-ı İslamiye medar hamiyet ne yapsın? Ayağa kalksın. İnşallah kalkacak. İnşallah kalkacak. Bakın. Ha, terbiye ya cemalidir ya da celalidir. Cemali terbiye olmazsa kader celali tarzda bizi ne yapıyor? Bazen düşmanın eliyle, münafığın eliyle ne yapmış oluyor? Bizi terbiye etmiş oluyor. Bakın şimdi alem-i İslam bir tavır veriyor ki Avrupa kafirleri, Asya münafıkları. Bu İslam dünyasının başının belası. Allah bu beladan alem-i İslam'ı kurtarsın. İşte burada bakın, şimdi bu birinci taştan neyi anlamamız lazım? Bak,
yüzümüzün kızarması lazım. Yarın ben Peygamberimizin huzurunda ne yaptım, ne yaptınız ey ümmetim denilirse, ya Rabbim, yüzümüz orada kızarmayacak mı? Orada mahcup olmayacak mıyız? Bak, bir cihette mahcubiyet günahtan daha ağırdır. Allah dininin varislerini müttakilere bırakmış. Eğer siz müttaki olursanız, siz Allah'a itaat ederseniz, dünyanın maliki, varisi kimdir? İnanan müminlerdir. Demek biz ittikayı, demek biz İslamiyet'e kadar güzelliği hayatımızda teşhir edememenin maalesef sıkıntısını ve sancısını yaşıyoruz. İşte burada bakın her Müslümanın ama özellikle ehli hamiyetin ayağa kalkması lazım. Bu zillet bize yeter. Şu İslam'ın ilası ve ifkası için Üstad bir tabir kullanıyor. Biz diyor doğru İslamiyet'i artı İslamiyet'e layık doğruluğu bütün efalimizi ishar etsek sahi dinlerin müntesipleri fevş fevş daire-i İslam'a girecek. Demek nefislerde sancı var. Nefislerde sıkıntı var. Demek İslamiyet'e kadar güzelliği hayatımızda hakkıyla teşhir edemediğimiz için kader-i ilahi işte münafıkların, din düşmanlarının ya Avrupalı zalimlerin eliyle alem İslam'ı ne yapıyor? Tokatlıyor. Nokta bir. Demek her Müslümanın, her ehli hamiyetin ayağa kalkması lazım. Şimdi bak bu hadiselerde bakıyorsun, şimdi şu anda Türkiye'de birçok insanda ne var? Ya şu Halep'e devlet müsaade etse de gitsek. Değil mi? Bak böyle. Böyle bir his var mı? Var. Bu manada gelişiyor mu? Gelişiyor. İşte bu mananın kemal derecesine çıkıp İslamiyet'in güzelliğini hayatında teşhir etmek. Bak yüzümüz, yüzümüz kızarmış. Allah indinde, Resulullah'ın nazarında perişanız. Allah bizi perişaniyetten kurtarsın. Bu bir. Devam et. Hürmet ve rahmetten tevellüt eden masumane tebessüm. Hürmet. Ve rahmetten tevellüt eden masumane tebessüm. Bak şimdi hep böyle şey simgesel ve sembolik manada. Masumane tebessüm. Nereden doğuyor? Hürmet, hürmet ve rahmet. Bakın şimdi İslamiyet'te terbiye-i İslamiyet'in esaslarından birisi budur. Büyüklere hürmet, küçüklere şefkat. Büyüklere hürmet, fakire, kimsesize, sahipsize rahmet, merhamet. Fakir fukaraya merhamet. Saygıya layık olana saygı, her şeyi yerli yerine oturtmak lazım. Fukaraya da ne? İhsan ve merhamet. Bunu nasıl ifade etti? Masumane tebessüm. Masumane tebessüm. Bakın şimdi bugün Cuma'da hutbede de vardı değil mi? İşte bak Halep'e gençleri ne yapıyor? Para topladı değil mi? Bak bak. Masumane tebessüm. Şu insan, şu fakirin, şu fukaranın, şu sahipsizin, bak babası ölmüş, anası ölmüş, eve gitmiş, bak suyu yok, ekmeği yok, elektriği yok, yok, yokluklar içerisinde, perişan. Yukarında ne yapıyor? Bombalar iniyor. Bunlara karşı ne lazım? Ya merhamet. Maddi ve manevi müzaharet. O müzahareti, o rahmeti ve o şeyi bize tredüv eden şefkat ve fedakarlığı kuvveden fiile çıkartıp şu alem-i İslam'ın sıkıntılarına bak, merhem olabilsek
O zaman bu masumlar ne yapacak? Bak, tebessüm edecek. Demek Cemiyet-i İslamiye'nin tebessümü inşirahı için fi sebilillah tasadduk. Onlara sahip çıkmak. Onlara muin ve müzahir olmak. Şimdi bak, birinci mana bütün ehl-i hamiyeti ne yapması lazım? Ayağa kaldırmak. İkincisi de bütün ehl-i himmeti ayağa kaldırması lazım. Bu sıkıntıda, bu sancıdaki şu Müslümanlara biz maddi manevi teveccüh etmezsek, sahip çıkmasak, onları barındırmazsak, onlara muin ve müzahir olmazsak, bak, ümmet ağlar ve perişan olur. Ve müteselsil olarak bütün Müslümanlar da bu işten ne olmuş oluyor? Sorunlu olmuş oluyor. Yani. Şimdi tabii bu her maddenin üzerinde çok durmak gerekiyor. Aklımızda dar olduğu için. Demek bak, ikinci taş, değil mi? Ehli himmetin, zengin insanların. Bak şimdi tabii zenginlik ayrı şey, sahabet, cömertlik ayrı şey. Cömert Müslümanlar, şu fukaraya, şu kimsesizlere, şu yetimlere, şu sahipsizlere sahip çıkmak. Ciddi manada sahip çıkmak. Yani şu anda İslam dünyasındaki sehi ve cömert Müslümanların görevi, tarihte Ensar'ın yaptığı görevi yapmak. Muhacir, Mekke'den kopmuşlar, evini, barkını, çoluğunu, çocuğunu, bağını, bahçesini bırakmış gelmiş. Ensar ne yaptı? Kucak açtılar. Nasıl sahip çıktılar? Şimdi bu bütün zenginler mesul mu? Mesul. Vallahi, billahi, tallahi, bütün İslam dünyasındaki zenginlerin hepsi mesul mu? Mesul. Ayet-i Kerim'de Cenab-ı Hak buyuruyor ki, zenginlerin kazancı parası var ya, onların içerisinde fukaranın hakkı var. Yani işte sehavetle bu masum insanlara tebessüm et. Bak, cemiyetin tebessümü nedir? Yardımdır, muavenettir, sahip çıkmaktır. Yaraları tedavi etmektir. Muindir, müzaharettir. Bu noktadan da mesul muyuz? Mesulüz. En büyük musibetlerden biri insanın vatansız kalmasıdır. Başka şeye benzemiyor ki. Ya, vatan yok. Ya. Bu cihette de mesuliyetimiz var mı? Var. Bakın, İslam fıkhında bir Müslüman zekatını veren Müslüman cimrilikten kurtulur. O kadar. Ve zekatını veren Müslüman cömert bir Müslüman değildir. Zekatını veren Müslüman İslam fıkhına göre cömert Müslüman değildir. Mükellefiyetten, cehennem azabından kurtulur. Farzdır. Farzın terki ahirette şeydir. Cehennem ve ateştir. Zekatın üzerinde vermek sehavettir, cömertliktir, yiğitliktir. Demek, bakın, iddiatı bir kere, birincisi yüzümüz ne yapacak? Kızaracak. Kızaracak. Ya, utanacağız ya. İkincisi, ya bugün Medine'deki Ensar'ın görevini omuzumuza alması lazım. Almamız lazım. Allah razı olsun devletimizden, şu Cumhurbaşkanından. Allah ömrünü daim etsin. Amin. Allah muhafaza etsin. Bu kafirlerin, mürtetlerin, münafıkların şerrinden korusun. Amin. Bakın, 3 milyondan fazla Müslümanı biz bugün ne yapıyoruz Türkiye'de? Bak, muhafaza ediyoruz. Bak. İşte gavurları görüyorsun. Bak. Gavur işte. İman olmazsa adamda şefkat yok, merhamet yok. İşte görüyorsunuz. Botlarda boğulanlar, sahile vuran çocuklar, şunlar, bunlar.
Allah devletimize zeval vermesin. 3 milyon insan. Bak Türkiye bu manada alem-i İslam'a da piştarlık ve önderlik yapıyor. Halbuki İslam dünyasında öyle zenginler var ki. Allah Allah. Allah şu zenginlere de şuur versin. Amin. Demek itaat-ı İslam için herkesin tabi imkanı dairesinde ne yapması lazım? Bu manaya kuvvet vermesi lazım. İttihat-ı İslam için ikincisi, yani sehi ve cömert insanların ayağı ne yapması lazım? Kalkması lazım. Bu da yetti iki. Evet. Fesahat ve melahattan hasıl olan ruhani halavet. Yani. Bak şimdi, fesahat edebiyatta lafız, mana ve ahenk bütünlüğü içerisinde konuşmak. Düzgün, doğru, mükemmel beyan. Düşüncelerini gayet açık, net bir şekilde beyan etmek. Fesahat. Fesahat ve bir melahat. Melahat da yüz güzelliği. Bak, tebessüm melahattandır, yüz güzelliği. Bakın, fesahat ve melahattan oku. Melahattan hasıl olan, ruhani halavet. Ha, ruhani halavet. Bu cemiyet-i İslami içerisinde ruhani halavet ne? Tatlılık, ruhani tatlılık. Şu cemiyet-i İslami içerisinde ruhani tatlılığı ifa edecek zümre kim? Bak, fesahat. Cenab-ı Hak Peygamberimize buyuruyor. Festa bir metur ver. Bak, çatlatırcasına konuş. Öyle konuş ki karşındaki muhatabını tuzla buz et, öyle konuş. Ha. Şimdi bakın, İslamiyet'in güzelliğini konuşmak, Kur'an'ın hakikatlerini tamim etmek, kalplere ve gönüllere indirme görev ve sorumluluk nedir? Ulemanındır, alimlerindir. Demek alimler Kur'an'ın fesatiyle hakkat-ı Kur'an'ı tamim edecekler. Bir de melahat, hem kal, melahat da hem de hal. Hal ile kal birbirini tahkim edecek. Mütebessim bir sima. Mütebessim bir sima. Muhatabını tezif ve tahkir etmeden, bak Cenab-ı Hak Hazreti Musa'yı Firavun'a gönderiyor. Git onunla yumuşak konuş. Umulur ki belki döner. Bak. Demek üçüncü görev de kimin? Alimlerin, ulemanın. Alimler hem hal ile, haliyle, davranışıyla, hem de kelamıyla, lisanıyla, hakkat-ı Kur'an'ı terennim etseler, cemiyette ne meydana geliyor? Ruhani halâ. Ruhani bir tatlılık. Ruhani bir tatlılık. Bakın biz bu tatlılığı bir derece Ramazan'da hissediyor muyuz? Bak ediyoruz. Ramazan'da ruhani bir ne var? Tatlılık var. Bir Ramazan'ın cazibesi. Bir ayrı bir bağlı, ayrı bir tat, ayrı bir güzellik. Tebliğ. Tebliğ ciddiyeti. Peygamberimiz buyuruyor ki bir beldede tebliğ kesilirse belalar sel gibi üzerinize yağar. O beldede yüzlerce abid dahi olsa ehli ibadet, gece teheccüd namazına kalkıyoruz, zikirle, tesbihle meşgul oluyor. Ama tebliğ manası kesilirse belalar sel gibi üzerinize yağar. Şimdi demek ki üçüncü görev kimin? Ulemanın, alimlerin. Allah alimlerimize de şuur versin. Amin. Basiretini arttırsın. Amin. Himmetlerini külli yapsın. Amin. Ulemanın da bu dertte bir payı, bir hissesi var mı? Var. Maalesef var. Evet. Etti üç. Hüznü gurubiden, aşk-ı şebabiden,
Şevki bahariden neşet eden semavi neşe. Bir de oku. Aşkı şebaviden. Semavi neşe. Semavi neşe. Aşkı şebaviden. Şevki bahariden neşet eden semavi neşe. Şimdi aşkı şebavi. Şebavi. Bak şimdi gençlerin aşkı. Gençlikte. Gençlik dinamizm. Gençlik heyecan. Gençlik alıyor, bayrağı götürüyor. Gençlik sinesiyle, cesaretiyle önünde ileride gidiyor mu? Bu bir. Şevki bahari. Bir de şevki bahari. Bakın, şevki bahari. Şimdi bahar geldiği zaman bütün tohumlar ne oluyor? Açılıyor bak. İntiba. O gençliğin dinamizmini. O gençliğin dinamizmi, o baharın şevkini temsil edecek kimler? Dava adamı, fikir adamı, aksiyon adamı. Bu insanlara ihtiyacımız var. Allah onların da sayısını çoğalsın. Ali Ulu Bey'in Tarihçi Hayat'a bir şiiri var ya. Dört mevsim. Ilık gölgeli bir yaz. Var mı orada tarihçi? Oku bakalım. Bir azm, iman dolu gönlüne girerse. Oku bakalım. Oku bakalım. Bak. Bak. Dava ruhu, aşk-ı İslamiyet. İslam'ı dert edinmek. Bakın, yandımsa İslam'ın derdine yandım manasındaki Hakkat-ı Kur'aniyenin kutsiyetini omuzuna alan, fedakar, hakikattar, aşk-ı İslamiyet'te yanan o fıtratlar, Allah onların da sayısını çoğalsın. Bir azm eğer iman dolu bir kalbe girerse, insan da o imandaki son sırra ererse, en azgın ölümler ona zincir vuramazlar. Volkan gibi coşkun akıyor durduramazlar. Rabbimden iner azmine kuvvet veren ilham. Peygamberi rüyada görür belki her akşam. Hep nur onun iman dolu kalbindeki mihrap. Kandil olamaz ufkuna dünyadaki mehtap. Kar kış demez, irkilmez, üzülmez, acı duymaz. Mevsim bütün ömrünce ılık gölgeli bir yaz. Cennetteki alemleri dünyada görür de, mahvolsa eğilmez sıra dağlar gibi derde. En sarp uçurumlar gelip etrafını sarsa, ay batsa, güneş sönse, ufuklar da kararsa, gökler yıkılıp çökse, yolundan yine dönmez. Ruhundaki imanla yanan meşale sönmez. Kalbinde yanar dağ gibi iman ne mukaddes. Vicdanında her an şunu haykırmada bir ses. Ey yolcu, şafaklar sökecek, durma ilerle. Zulmetlerle, kan ağlatacak meşalelerle. Yıldızlara bas. Zulmetlere kan ağlatacak meşalelerle. Yıldızlara bas. Çık yüce alemlere yüksel, insanlığı kurtarmaya cennetten inen er. Şu aşk-ı İslamiyet, şu davayı Kur'an'daki Allah hissiyatımızı ziyadeleştirsin. Hamiyeti dinleyenin feveranı. Yani yandımsa İslam'ın derdine yandın manasını dert eden o enerjik, o faal, o gayretli, o hasbi, o samim ve o müstakim Müslümanların da Allah sayısını çoğalsın. Bu da bir taş. Evet. Hüznü gurubiden, ferah-ı seheriden vücuda gelen melekuti lezzet. Melekuti lezzet. Manevi bir lezzet. Hüznü gurubi. İşte İbrahim Aleyhisselam'ın la uhubbil afil. Bir şey ki sönüyor, bir şey ki bitiyor.
bir şey ki tükenmiyor, o kalbin alakasına değmez. Beka için yaratılan insanın dünyasına o giremez. Bir şey ki zevalda bitiyor, o kalbin alakasına layık değildir. Kalp aynayı samettir. Allah'ı bilmek, Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, Allah'a tesbih etmek için yaratılmış. La hubbil afili. Giden geçti. Gitti. Şimdi Hazreti Ali demiş ki radıyallahu anh, şimdi mesela bir adam 60 yaşına gelmiş, 55 yaşına gelmiş. 51 sene gitti. 60 yaşına geldi diyelim. 60 sene gitti. Önünde ne kadar var? Allah bilir. Ama sünnetullah kanunlarına göre 20 sene var, 30 sene var. Belki 40 sene var. Belki 3 gün var. O meçhulumuz. Ama bir varsayımla 60 sene gitti. Geriye önünde 10 sene var, 20 sene var. Belki yarın. Hazreti Ali demiş ki ben yüzümü geriye çevirmem artık. Ben yüzümü ileriye çeviririm artık. 60 sene gitti yani. Gitti. Önüne bak. Seni beka bekliyor. Seni beka bekliyor. Seni cennet bekliyor. Seni rüyet bekliyor. Bu işin şakası yok. Öyleyse ufuklar gitti. Onlara kalbini, ruhunu, hissiyatını gömme. Ne yap? Seherlerde oku. Seheri hüznü gurubiden, ferahı seheriden. Ha, ferah, seher, seherlerdeki ferah. Yani, seher, seherler var ya seher. Bak. Bütün ehli hakikat, seher birkaç manası, yani simgesel ve sembolik olduğu için bir iki manası üzerinde durabiliriz. Bakın, bütün yüksek ehli hakikat ne kazanmışlarsa gece, seherlerde kazanmışlar. Ehli hakikatin hazinesi seherdir. Seher ehli hakikatin hazinesidir. Seherleri iltica ile, istiğfar ile, gözyaşıyla tam doldurmayan, geceyi ihya edemeyen, gündüzün de mücahidi olamaz. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimize daha Risaletin ilk dönemlerinde, Mekke dönemlerinde kalk diyor. Evet, evet. Gecenin yarısında, üçte ikisinde, üçte birinde Allah'a tesbih et. İltica et. Secdeye git. Gece insanın dünyasında firdevsi bir şeydir, keyfiyettir. Bu bir. Bir de bu böyle. Yani dünyada bakın yüksek ehli hakikat ne kazanmışsa Üstad ne diyor? Uyan göz, ey gözlerim. Seherlerde eser bağlı tecelli. Uyan ey gözlerim vakti seherde. Seherdir ehli zemin tevbegahı. Medet kahhamız dergâhı. Uyan ey gözlerim vakti seherde. Seherdir ehli zemin tevbegahı. Bakın seher. Şimdi bu ahir zamanda ekser insanlarda bel hastalığı var değil mi? Belde sıkıntı var mı? Şimdi İslam uyarması tecrübelerle söylemişler. Vakalar da bunu teyit ediyor. Yatma seherde uğrarsın derde. Yatma seherde uğrarsın derdi. Bu demek seherde kalkıp bu manevi melekütü lezzeti de alacak. Alması lazım. Bak İbrahim Ethem Hazretleri bakın padişahmış, sultanmış öyle mi? Saltanatı bırakmış. Öyle mi? Evet. Saltanatı bırakmış, padişahını bırakmış.
Ne diyor biliyor musunuz? İbrahim Ethem Hazretleri diyor ki, şu seherlerdeki manevi zevk ve inşirahı, şu, ya Allah'ı anmak, Allah'ı zikretmek, marifetullah'ta derinleşmek, ya Cenab-ı Hakk'ın kapısını çalmak, ya bakın, ya, zikirle, tesbihle Allah'a yönelmek, şu seherlerdeki zevki ruhaniyi eğer ehli dünya diyor bilselerdi, baltalarla gelir, göğsümüzü yarar, göğsümüzün içerisinden bu zevki çıkartırlardı. Allah, Cenab-ı Hak bu zevki yaşayanlardan etsin. Bak, İttihat-ı İslam'a giden manevi neler? Taşlar, ölçüler, temel taşlar. Oku. Hüznü gurubiden, ferah-ı seheriden vücuda gelen ha, şimdi, melekütü lezzet. Şimdi bak, melekütü lezzet. Bu dünyada böyle mi? Elâ bi zikrillâhi. Tetmeynnül kulû. Bitti bak. Kalplerin tatmini ne iledir? Zikri ilahidir. Bitti. Ha. Bir daha oku cümle. Hüznü gurubi. Ve? Ferah-ı seheri. Ferah-ı seheri. Seherdeki ferah. Seheri bir de şu manada anlarız. Dünya biter. İkinci hayat nedir? İkinci hayat haşir seherdir. Seherdeki diriliş ne iledir? İman iledir, ibadet iledir. Allah'a kulluk iledir. İşte seherde, yani ikinci dirilişte, ayette geçiyor ya, yüzler vardır o gün. Ya yüzler vardır o gün Rabbine müteveccihtir, mütebessim. Yüzler vardır o gün. Teru taze Rabbine müteveccih. Teru taze Rabbine müteveccih. Yüzler vardır o gün. Karanlık, dehşetli ve şiddetli. Cenab-ı Hak ikinci seherde, yani yaratılışta, Allah bizi mahcup etmesin. Yani yüzü Rabbine müteveccih, mütebessim kullarından eylesin. Evet. Hüsnü mücerretten, cemali mücelladan tecelli eden mukaddes ziynet. Mukaddes ziynet, mukaddes ziynet. Bakın bir, şimdi iki tip hüsn var. Bir hüsnü müşahhas var, bir de hüsnü mücerret var. Hüsnü müşahhas, mesela bir, diyelim ki bir güzel bir köşk ve sarayı bilgisayarda çizdim. Çok mükemmel, ne yapacaksın? Bir köşk ve saray yapacaksın. Onun plan ve projesi hüsnü mücerret, daha varlık alemine çıkmamış. O bilgisayardaki o projeyi giydirdiğin zaman, işte kapısı işte ceviz ağacından, sütunları mermerden, motifleri şöyle, halısı böyle, koltuğu böyle, sultanlara layık bak. Şimdi burada hüsn ne? Hüsnü müşahhas. Hüsnü müşahhas. Hüsnü müşahhas kuvvetini nereden alıyor? Hüsnü mücerretten alıyor. Bak. İlim. İlim. Plan ve proje ne kadar mükemmel ise o mükemmel projeye göre onu ne yapmış oluyorsun? Giydirmiş oluyorsun. Şimdi kainat, şu kainat, yaratılan mahlukat nedir? Hüsnü müşahhastır. Hüsnü müşahhas. Bak, Allah ruha ne giydirmiş? Ceset giydirmiş, el vermiş, ayak vermiş, vücut vermiş, varlık alemi. Eşyanın hüsnü mücerreti nedir? Esma-i İlahiyedir. Yani ziynet diyor. Nasıl bir ziynet? Mukaddes. Mukaddes ziynet, ziynet. Bir Müslümanın dünyasında en mukaddes ziynet nedir? Yani Allah'ı esma ve sıfatlarıyla bilmek, tanımak. En büyük ziynet bu. Allah'ı tanımak. Allah'ı bilmek. İşin esası da bu. İşin esası bu. En büyük ziynet, en büyük gerdanlık, Allah Allah, en büyük nimet, en büyük devlet, devlet-i marifettir. Allah hakkıyla bilen,
esma ve sıfat ile de tayaran, aşk ve muhabbet ilahe de seyran eden hakiki arifler. İslam binasının teşekkülünde ya. Bütün faziletlerin, bütün kemalatların kaynağı nedir? Marifet-i saniyedir. Allah'ı bilmektir. Allah'ı tanımaktır. En mükemmel melekütü, manevi zinet de nedir? İman zinetidir. İmanın tahkik derecesine yükselmesidir. Bakın şimdi bu altı esas bir araya geldiği zaman, bu mana cemiyeti İslamiyede külleştiği zaman, o cemiyet sanki cennet hayatının paketlenmiş bir programı gibi olur. İşte asr-ı saadet. Allah şuurumuzu ziyadeleştirsin. Allah himmetimizi büyütsün. Allah gayretimizi ziyadeleştirsin. Mesuliyetimiz var. Noktaya nazardan herkesin hamiyetiyle, ilmiyle, maddi manevi imkanlarıyla, ittikasıyla, duasıyla, ilticasıyla, fiili hizmetiyle bu manaya kuvvet vermesi lazım. İnşallah biz rahmet-i ilahiden ümit ediyoruz ki, inşallah Cenab-ı Hak Peygamberimiz buyuruyor, benim ümmetim yağmur gibidir. Bilmiyorum bidayettekiler mi yoksa nihayettekiler mi daha ayrıdır. Tabi bidayettekiler hayırlı. Peygamberimizin bir teşviki var. İnşallah o teşviki peygamberiye istinaden, rahmet-i ilahiden de ümit ediyoruz ki Allah alem-i İslam'ı uyandırsın. Faturasını büyütmesin. Faturasını büyütmesin. Rahmetiyle, inayetiyle Allah bize külli güç ve kuvvetiyle, gücüyle, sonsuz kudretiyle bize muin ve müzahir olsun. Alem-i İslam bu perişaniyetten, bu yıkımdan kurtulsun. İsmi Azam'ın hakkına, Resul-i Kibriya'nın hürmetine Cenab-ı Hak bu milleti, bu ümmeti zayi ve perişan etmesin. Allahümme aizel İslam'a vel Müslümin. Subhaneke la ilmenena illa muallemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.